Şu anda yapılmakta olan operasyon aslında Fırat Kalkanı'ndan farklı. Türkiye Özgür Suriye ordusuna sınırın gerisinden verdiği destek ve Rusya'nın da bu Astana'daki anlaşma gereği hava desteği sayesinde şu anda sahada bir operasyon başladı. Bu Özgür Suriye ordusunun aslında öncülüğünde devam ediyor ama Türkiye'nin desteklediği bir operasyon. Sınırda da her türlü hazırlık yapılmıştır. Làm、嗯 ki işte Aslana süreciyle uyumlu bir şekilde bir polis gücü gibi ya da şöyle açıklayalım bir barışı koruma operasyonu gibi gözlemci statüsünde Türkiye'nin 500'e yakın şu an itibariyle söylenen gücünü oraya intikal etmesi. Ama bu asla çatışma anlamına gelmiyor. Rusya'yla da bir işbirliği yapıldı. içeride ve dışarıda kimin nerede mevzileneceği ve dolayısıyla oradaki insanlara sıkışmış olan alandaki işte 2 milyon ya da 3 milyon arasındaki insana ihtiyaç duydukları insani yardımların yapılması, bir anlamda bir güvenli alanlar oluşturmak, şu andaki operasyonun esas amacı oraya bir istikrar sağlamak. Tabi sonuçta askeri bir operasyon olasılığından bahsediyoruz. Şu anda Türkiye sınırları aşıp girmedi. Şu ana kadar her türlü hazırlığını yaptı ama içeride ki e, 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 savaşılacak konusunda e, Gruplar işte El Nusra, eskiden El-Kaide'den e, olarak anılan, sonradan ayrıldığını söyleyen çok radikal gruplar var. İşte e, sayılarında oldukça işte yüksek 10 e, binlerden bahsediyor bazı dış basın e, kaynakları. Dolayısıyla bunların da muhalefet etmek üzere e, belirli ifadeleri var. Ve bununla evet ÖSO şu anda mücadele edip ön açacak ki Türkiye'de o alandan e, içeri girsin. E, tabii ki o yönde bir risk var ama ne için? Şu anda ÖSO'ya yönelik bir risk var. Ama tabii saha çatışma ile çatışma riskini her zaman sahip ama bunu bertaraf etmek için zaten böyle bir Fırat Kalkanı'ndan farklı bir operasyon yapılıyor. ÖSO mevzusu da Türkiye'nin eğittiği biliyorsunuz güçler cilve gözünden içeri girdi. Geçmişte ÖSO'nun belirli sorunları vardı. Yani askeri yeterlilik vesaire ya da aralarındaki ayrışmalar gibi. Artı belirli büyük güçlerin ÖSO'yu ayrıştırma gibi planları da var. Yani tabi olay kompleks ama her türlü komplikasyonun bertaraf edilmesi için Türkiye gerekli önlemleri aldı. Ama tabi sahadaki koşullar ne getirir? Bunu zaman içerisinde göreceğiz. O nedenle de zaten sırf da bu nedenle yani Türk Silahlı Kuvvetleri'nin zarar görmemesini görmemesi adına farkındaysanız sırda uzun zamandır bir bekleyiş var. Türkiye'nin sınırlarına yönelik PYD kaynaklı o terör kuşağında yarmak söz konusu. Bunu bir anlamda ilk etabını Fırat Kalkanı ile gerçekleştirdi. Şimdi eğer bu İblit üzerinden amaçlanan o güven alanları oluşturulur, çatışmasızlık alanları sağlanırsa onun ötesinde işte bir alttan e, İblit'ten aşağıdan bir koridorun e, Fırat Kalkanı'daki alana bağlanması da bir amaç olarak söyleniyor. Öte yandan tabi İblit üzerinden kuzeye doğru daha da önemlisi oradaki Afrin'deki PYD varlığının kıskaç altına alınması amaçlanıyor. Tabii bunlar askeri opsiyonlardan bahsediyoruz. Bunları yaparken her adımdaki başarının aslında diplomasi alanında ki Türkiye yönelik PYD ağırlıklı hamleleri geri püskürtmek söz konusu. Bu burada askeri hazırlıklığınızın aslında diplomasi alanındaki başarıya dönüştürmesi bence çok daha önemli. Bu anlamda da bir caydırıcılık unsuru yaratıyorsunuz.